Şimdi arkadaşlar bugün ticaret odamızla Serkan Yalçın Bey'le beraber bir araya geldik. Biliyorsunuz hepimizin heyecanla beklediği üniversite kampüs avan projesi konumuz var. Orada biliyorsunuz devlet hastanesi eski yerlerinin yıkılarak orada bir Bülent Ecevit Üniversitesi'ne bağlı bir üniversite kampüs alanı oluşacak. Son günlerde takip ettiğiniz gibi oranın yıkım ihalesi üniversitemiz tarafından yapıldı. 10 gün içinde de yıkımına başlanacak inşallah. Arkasından bizler de ticaret odamızla beraber bir araya geldik. Bunun avan projesi konusunda da anlaştık. Önümüzdeki haftada üniversitemizle beraber bir protokol yapıp avan projeyi 2016'nın sonunda bitirip 2017'de de yapı ve uygulama ihalesine çıkılması için görüşmelerimizi tamamladık. Yani sizlerin en büyük Ereğli halkımızın en büyük beklediği müjde üniversite kampüs alanının ne zaman başlanacağı konusuydu. İnşallah 2016 yılının son günlerinde AVAM projeyi teslim alacağız. 2017'nin başında da AVAM uygulama ve proje ihalesine çıkılacak. Uygulama ihalesine çıkılacak inşallah. Evet. Yıkım, yıkım efendim. Kim yapıyor AVAM projeyi şu anda yani? Şimdi Erzurum'u yapıyor, siz mi belediye, yapıyorsunuz? belediyenin üniversiteyle bir protokol yapacak. TSO, belediye, diğer iş adamları da katılacaklar. Mali. Efendim? Proje maliyeti. Daha belli değil o. Proje maliyeti belli değil. Ortak mı karşılayacaksınız? Ortak karşılayacak. Başkanım, AVAM proje dediğimizde uygulama projesinden önceki bir önceki projeler ham, ama biliyorsunuz bahsediyoruz. AVAM proje Uygulama. ham demekle beraber şu. Orada biliyorsunuz 41 dönüm bir arazi var. Onun da 26 dönümü, 26 bin metrekaresi kapalı alan, eğitim alanı olacak. O alanların tamamını çalışılacak. 26 dönümlük bir arazi. Yani kampüsün ne zaman faaliyete geçeceği gibi bir takvim öngörülüyor mu? Takvim şöyle. 2016'nın sonuna kadar AVAM projeyi teslim etmek, birinci aydan sonra, 2017'nin birinci ayından sonra uygulama ve yapım, yani uygulama projesine çıkılması şeklinde bir takvim. Ama ne zaman hani orada öğrenci kabulü, orada hayat başlar derseniz o soruya şu an cevap vermem zor. Ancak yıkımına 10 gün içinde başlanıyor. 10 gün sonra oradaki inşaatların, yani devlet hastanesinin eski yerlerin, eski binaların yıkımına 10 gün sonra başlanıyor. Bu AVAM proje diğer tüm fakülteleri de oraya Hayır, hayır. taşınmasından göre bir yoksa Sayın, sadece proje bakın, fakültesi için mi? Sayın Rektörümüz Mahmut Özer Bey açıklamasını yaptı onu. Şu anki mevcut fakülte ve yüksek okullar kendi yerlerinde kalacak. Buraya yeni öğrenci alımları veya yeni fakülteler gelecek. Bu geçici bir durum mu yoksa bundan sonra evet herkes kendi fakültesi oralarda kalacak değil. Tabii geçici değil bu, kalıcı. Kalıcı. Orada kalacaklar. Yani anladım, sizin Kepez'deki fakülteler buraya mı taşınacak? Evet, Hayır. uzun vadede öyle bir şey yok. Hayır. Yani Sayın Rektörümüzün bizlerle paylaştığı konu, oradaki eğitim gören öğrenciler kalacaklar. Buraya yeni fakülteler veyahut da yeni bir yerleşke olacak burası. Bir de Rektör Özel yeni bina aradığını söylemişti. Bu şey için, önümüzdeki yıl hayır. için geçici olarak. Geçici olarak bina arama meselesi şu. Biliyorsunuz Turizm Fakültesi alındık Karadeniz Ereğli'mize. Turizm Fakültesi için geçici bir yer aranıyor. Ticaret odamızda AK Parti ilçe başkanı Fatih Çakır Bey de belediye olarak bizler bir takipçisiyiz. Yer bulma konusunda geçici bir yer. Turizm Fakültesi için sadece. Başkanım. Ticaret sanayi başkanım bir soru sorayım.
Başkanım, bu daha önce TTK'dan askeriye devredilen bir yer var. 99 yılında devredildi, bu donanma gelecek diye. Şu an donanma gelmedi, yani 99'dan bu yana donanma gelmedi. Bununla ilgili bir çalışma yapılıyor mu? Buranın geri alınmasıyla alakalı herhangi bir temasınız oldu mu? Bu konuda benim bilgim dahilinde değil. Benim herhangi bir belediye olarak bir çalışmamız yok ama Sayın Milletvekilimiz, Bölge Milletvekilimiz Sayın Faruk Çöpüroğlu bu konuda çalışması var veya yok, onu kendine sorabilirsiniz. Alınmalı mı sizce başkanım? Düşündüğüm bir konu değil şu an. Üniversitenin başkanı, üniversitenin 2017 bütçesi hiç Ereğli için ayrıldığı bir paradan hiç bilginiz var mı? 2016'ya yapıyorsunuz bütçede. Evet. 2017 kampüsü için var mı öyle bir özellikle? Var. Var. Yani Sayın Ekörümüz olduğunu söyledi. Tabii var. Bütçe yönünden problem yok. Onu söyleyeyim. Şimdi bakın. İki türlü soru sordunuz siz. Bir, dışarıda kalan fakülteler, yani Kepez bölgesinde olan acaba buraya taşınacak mı dediniz? Ben dedim ki hayır. Onlar yani öğretim gördüğü yerde yüksek okul ve fakülteler kalacaktır. Peki buradaki 41 dönüm arazi veya eğitim alanlarıyla beraber 26 dönüm arazi. Yeni fakülte alanı, yeni yerleşke olacak dedim. Bunlara artık üniversitemiz, rektörlüğümüz nasıl buranın içerisini, öğrenci yoğunluğu, hangi fakülteleri alacak, neler geleceğini, neleri yerleştireceğini üniversitemiz karar verecek. Sadece turizm fakültesi var. Olur mu? Olur mu? Sadece turizm fakültesinin üniversiteye yerleşkesi belli. Bu demektir ki başka fakültelere de bir kapı açacak yeni bir öngörü olması lazım. Göreve geldiğimiz günden beri, aşağı yukarı 3,5-4 seneden beri Karadeniz Ereğli'nin öğrenci sayısı konusunda haksızlığa uğradığını ve bu konuda üzerimize düşen görevi her zaman yapacağımızı, Ereğli'de öğrenci sayısının hak ettiği yerde olmadığını her toplantıda, basın toplantısında sizlerle de paylaştık. Bu konuda yapmış olduğumuz çalışmaları biliyorsunuz. İlk göreve geldiğimiz zaman eğitim fakültesinin orada gene Bülent Ecevit Üniversitesi'ne destek sağlamak amacıyla orada bir sosyal tesis projesi gerçekleştirdik. Şu anda da belediyemizle birlikte ortaklaşa üniversitemizin Ereğli yerleşkesinin avam projelerini yapmak için bir araya geldik. Şu anda geldiğimiz nokta bizim için sevindirici bir nokta. Çünkü 4 senedir üzerinde özellikle üzerine basa basa çalıştığımız konunun artık bu saatten sonra dönüşü yok. Startı verilmiştir. Yani bu saatten sonra kim gelirse gelsin bunun artık geri dönüşü yok. Başkan Bey'in söylediği gibi yıkım ihalesi gerçekleştirildi. Aşağı yukarı 10-15 gün içerisinde de işi alan firma işe başlayacağını söyledi. Binalar yıkıldı. Yıkılma süreci içerisinde proje çalışmaları da bunun peşinden geliyor. Daha sonra üniversitemiz bunun 2017 yılı içerisinde Başkan Bey'in söylediği gibi ihalesini gerçekleştirecek. Şimdi orada biliyorsunuz 40 dönüm bir arazi var. Bunun üzerine 26 dönüm bir üniversite yerleşkesi planlanıyor. Ama burada işte oraya şu fakülte olacak, şu üniversitenin işte şu branşları açılacak gibi bir şey söz konusu değil. Bizim için önemli olan orada 26 bin metrekare öğrencinin eğitim yapabileceği bir eğitim yerleşkesinin oluşturulması. Yani isim çok önemli değil. Binanın bir tanesine eğitim fakültesi dersiniz, bir tanesine turizm fakültesi dersiniz. Yani isimler daha sonra konabilir. Şu anda isim konusunda herhangi bir şey telaffuz edilmiş diye zaten düşünülmüyor. Önemli olan bizim oradaki yerleşkeyi bir an önce ayağa kaldırmamız. Ereğli üzerine düşen görevi çok fazlasıyla yapmıştır. Ereğli en güzel yerini üniversiteye devretmiştir. Üniversitede bu konuda elinden geleni en hızlı şekilde yapacağını biz inanıyoruz. Bir an önce bu yerleşkenin faaliyete geçip Ereğli ekonomisine katkı sağlaması amacıyla biz bu işin içerisindeyiz.
Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Doktor Faruk Özlü Bey, Sayın Bakanımız gelecek. Cumartesi günü Sayın Bakanımız bu konuya değinir veya Erdemir yönetimi değinir diye düşünüyorum. Veya vekillerimiz bu konuyu hatırlatmalar yaparlar. Şimdi şöyle, biz biliyorsun bir belediye başkanı asli görevi, asli sorumluluğu şehre ve şehirliğe sahip çıkmak. Şimdi Erdemir'de çalışan işçi, bizim evlatlarımız, bizim kardeşlerimiz. Bundan dolayı biz zaten bunu öngördük. Biz geçen ayki meclis konuşmamızda da durumu yakından takip ediyoruz. Bunu da belirttik ve bu konuda da net bir tavır sergiledik. Biz dedik, oradaki Erdemir işçimizin ve Türk Metal Sendikası'nın yanında olacağımızı deklare ettik. Evet, biz Erdemir işçisinin yanındayız. Başkanım, karayollarıyla ilgili bir şey mi var? Biliyorsunuz iki gündür şehir dışındayım. Önce sayın vekillerimizi, bölge vekillerimizi, Sayın Hüseyin Özbakır'ı, Faruk Çatıroğlu'nu ve Özcan Ulupınar'ı ziyaret ettim. Onlarla beraber bakanlıklarımıza gittik. Daha sonra ben Kastamonu bölgemize geldim. Kastamonu bölgesinde de birincisi İlbank bölge müdürümüzle görüştüm dün gece. Bugün sabah da önce Karayolları Bölge Müdürümüz, onun arkasından da DSİ Bölge Müdürümüzle görüştüm. O konuda da kendilerinin bizlere verdiği destek ve çalışmalar konusunda da sizlerin huzurunda da 3 bölge müdürümüzü de tebrik ediyorum. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Ereğli halkı adına. Gerçekten onlar çok gayretler, o gayretleri, o samimiyetleri, o çalışkanlıkları kendilerinde gördüm. Ereğli'ye çok daha bir farklı bakıyorlar ve yoğun çalıştıklarını da biliyorum. Ben inanın 3 bölge müdürümüze de çok teşekkür ediyorum. Gerek İlbank, gerekse karayolları konusunda da tabii ki çok gayret ediyorlar. Yani çözüm bulmak konusunda sizlerin bildiği gibi bir kavaklıktan, göçmenler bölgesinden Erdem'in o eski hayvan pazarı bölgesine bir çıkış olması lazım. O Carrefour'daki yoğunluğu, trafik sıkıntısını azaltmak için o konuda çalışıyorlar. Elma Tepe'deki biliyorsunuz çıkış yoktu. O konuda çalışmalarına devam ediyorlar. Ve Carrefour'daki sıkışıklığı nasıl azaltabiliriz? Çünkü orada biliyorsun güvenlik şeridi olmadığı için orası da bizim hem terminal yolumuz hem hastane yolumuz. Ondan dolayı da ben bu sorunları anlattım. Bir de önümüzdeki yıl ihaleye çıkacak çevre yolu projemiz var. O konudaki taleplerimiz oldu. O konudaki taleplerimizi de kendilerine ilettim. Bütün konularda arkadaşlar ama inanılmaz gayretler. Ben hakikaten tebrik ediyorum kendilerini. 3 tane bölge müdürümüzle çalışıyorlar. DSİ bölge müdürümüzle özellikle Gülüçırma, biliyorsun Kabasakal Deresi çok güzel oldu. Olmaya devam ediyor. 2017 yılında Kabasakal bitiyor. Diğer derelerimiz hakkında bütün problem bitiyor. Yalnız asıl Gülüçırma üzerinde şu an çok çalışıyoruz. Göreve aşağı yukarı bir yıldır veya göreve geldiğimizden beri Gülüçırma bizim asıl yeni yaşam alanımız olacak diyoruz. Bu konuda da DSİ bölge müdürümüz çok gayretli çalışmalarına devam ediyor. Önümüzdeki günlerde onların da bilgiler, bana anlattığı bilgiler doğrultusunda gerekli açıklamalar yapacağız. Ama Gülüçırma bizim gelecek yerlerimizden, gelecek yaşam alanlarımızdan bir tanesi.
bu konuyu da belki de Sayın Bakanımız geldiği zaman cumartesi günü ben de o konuda çalışmalarımızı yaptık. Çünkü orada biliyorsunuz Erdemir'in bir barajı var, bir su alma olayı var. Ondan dolayı da paylaştıktan sonra sizlerle gerekli açıklamalar yaparız diye düşünüyorum. Kabasakal'daki geçişlerle ilgili ciddi sıkıntı var. Şimdi köprüler yıkıldı. Onu çözeceğiz. Kabasakal yeni bir, yani o yan taraflarındaki o alanlar çok güzel, yeni bir yaşam alanı, yeni bir rekreasyon alanı olarak düzenlenecek. Köprülerde yapılacak. Yani nereye ne kadar köprü gerekiyorsa onların tamamlanacak. Gerek taşıt köprüsü, gerek yaya köprüsü olarak da Kabasakal üzerine köprüler inşa edilecek.